Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Kumtel marka elektrik ısıtıcımızı onarmaya çalışacağız. Arkadaşlar, halihazırda görüldüğü üzere Kumtel marka elektrik ısıtıcımızın sağını ve solunu aynı şekilde detaylı bir şekilde göstermeye çalışalım. Şu an çalışmıyor. Dolayısıyla da çok detaylı olan bir cihaz değil gibi gözüküyor. Çok basit olan bir cihaz gibi gözüküyor ama bakalım. Sökelim öncelikle. Sökme işlemimizi arkadaşlar bu arka kısımdan yapmıyoruz. Daha önceden bununla alakalı şurayı göstereyim. Yanlış bir müdahale sonucu olarak şurayı delmek zorunda kalmıştık. Dolayısıyla vidalarımızın sanki buradan gözüküyormuş gibi gözüküyor ama aslında sadece pervane ile alakalı, yani ısıtıcı tellerle alakalı olan kısımda burada iki tane vida var. Bu iki tane vidaya hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Direkt hemen ön kısma, yani markanın bulunmuş olduğu yerdeki ön kısma müdahale edeceğiz. Arkadaşlar şu kısmı şöyle göstermek istiyorum. Şurada birer tane olacak şekilde vidalarımız mevcut. Bunları sırasıyla söküyoruz dikkatli bir şekilde. Aynı şekilde zarar vermeden sonuç itibariyle plastik. Mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde yapmaya çalışalım. Genel itibariyle bunlarda karşılaşılan ve rastlanılan arızalar ya anahtardan dolayıdır veya kablodan dolayıdır. En son olarak da pervanenin arkasında, yani ısıtıcının bulunmuş olduğu yerdeki sekromeç diye mi adlandırılır artık, sargı olarak mı adlandırılır, sarı sargının olduğu yerdeki hemen arkasındaki switchlerden çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bununla alakalı da teyit maksatlı olarak bakacağız. Evet, şu anda dördünü de söktük arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Buradaki vidalarımıza dikkat edelim. Vidaları kaybetmemek için şu şekilde koyalım arkadaşlar. Evet, şu anda sökme işlemimizi yaptık. Kısaca şöyle tanıtmak istiyorum. Kontrol kalemimizle alakalı aynı şekilde. Arkadaşlar yakınlaşalım biraz daha. Evet, şu kısım anahtar kısmı. Mütakiben buradaki switchlerle ilgili temassızlık veya çıkma ihtimali olabilir. Aynı şekilde buradaki pervanemizde de sıkıntı olabilir. Ben şimdi kısaca şöyle bir sökme işlemi gerçekleştireceğim. Buradaki dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de normalde somunlarımızı, buradaki ince saplama vidamızdan somunlarımızı sökerken sağa doğru sökerdik. Bunda tam tersi istikametine. Şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere saat istikametinde değil, tam tersi istikametinde söküyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde söktüğümüz malzemeleri hemen yan tarafa koyuyoruz. Somunumuzu da üzerine koyalım. Evet arkadaşlar, bahsettiğim üzere buradaki sarı kısım, yani sekromeç diye adlandırabiliriz. Buradaki kısma baktık şu anda, herhangi bir garip bir durum yok. Kopan veya sağdan soldan sarkan bir durum yok. Bu kısma elimizden geldiğince müdahale etmemeye çalışalım. Çünkü farklı bir şekilde arızaya sebebiyet verebiliriz. Buradaki ısıtıcının tellerinde, yani rezistans diye mi adlandırırsınız artık. Buradaki tellerde herhangi bir kopma da yok arkadaşlar. Sadece şurada bir gevşeme görebiliyorum. Evet. Bu gevşemeden dolayı çıkmış olabilir. Evet arkadaşlar, şu an burayı taktım. Dolayısıyla da tahminim üzerine söylüyorum. Muhtemelen şuradaki, hemen biraz daha yakınlaştıralım. Şuradaki switch yerinden çıkmış. Zamanla kullanıldığından dolayı ve küçük bir sarsıntı olsa dahi çıkması bundan dolayı kaynaklanmış olabilir. Şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki switchlere dikkat etmekte fayda var. Buradaki switchler aynı şekilde. Arkadaşlar çok fazla switch var. Bu konuda mümkün olduğunca müdahale etmemeye, eğer müdahale edeceksek de dikkatli bir şekilde müdahale etmeye özen gösterelim. Aynı şekilde buradaki kablo kısmına da dikkat etmek lazım. Aksi takdirde kablonun kesmesine de sebebiyet verebiliriz. Evet, gördük ki buradaki switch çıkmış. Bu switchimizi taktık. Onun dışında da hemen şöyle gösterelim. Anahtarımız çalışıyor mu? Evet. 3 konumda. 1, 2, 3. Bir tanesi zaten soğuk üflüyor. Bir tanesi çok hafif ısı. Diğeri de ikinci derecede
Sıcak üfleyen mod. Şimdi arkadaşlar pervanemizi tekrardan takıyoruz. Mütakiben de deneyelim. Şurada çok hafif bir ayrıntısı var. Yakınlaştıralım şöyle. Şurada kesik bir kısımmış gibi gözüküyor. Pervaneyi takarken buraya dikkat edelim arkadaşlar. Yanlış bir müdahale yapmayalım. Evet, takarken buradaki ayrıntıya dikkat ediyoruz. Az önce de bahsettiğimiz üzere saat istikametine göre sökmüyorduk. Tam ters istikametineydi. Yine aynı şekilde dikkatlice gösteriyorum. Evet, şu anda elimizle sıkabildiğimiz kadar sıktık. Çok hafif de ağza açık anahtarla sıktık. Kaç numaraymış? 7 numaraymış arkadaşlar. Deneyelim öncelikle. Herhangi bir sürten veya bir yere değen var mı? Görünmüyor. Normalde bu haliyle elektrikle temasını sağlamak tehlikelidir. Biz dikkatli bir şekilde, emniyetli bir şekilde prizimize deneyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi prizimize deniyoruz. Kapalı konumda. Evet, şu an kapalı konumda. Dediğimiz gibi tekrardan bu şekildeyken normalde elektrikle temas sağlamak uygun değil. Emniyetli bir şekilde takıyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda çalışıyor görüldüğü üzere. Şu an anahtar moduyla bunu biz kapalı konuma getireceğiz. Evet, şu an kapalı konumda. Tekrar deniyorum. Çalışmıyor. Şuradaki plastik aksama basarak dikkatli bir şekilde anahtarımızı çalıştırıyoruz. Şu an soğuk konumda. Gayet de güzel. Sessiz de çalıştırıyor. Sıcak konumda. Ve ikinci derecede sıcak konumda. Kapatalım. Sonuç itibariyle şu anda elektrikle açık konumda olduğu için risk içeren bir durum. Evet, şu an kapatıyoruz. Şimdi sırasıyla arkadaşlar herhangi bir yerinde açık olan bir kısım var mı? Ona dikkat edelim. Titizlikle özen göstererek neticede elektrik aksamını bulunmuş olduğu bir cihaz. Cihaz da gayet kaliteli, hani basit. Aman aman bir durumu yok yani netice itibariyle. Dikkatli bir şey takıyoruz arkadaşlar. Şuradaki birbirlerine geçirilecek plastik aksamlara dikkat edelim. Halihazırda kablo veya başka bir parçanın da sıkışmadığına dikkat edelim. Neticede vidayı sıkacağız. O esnada o aksama da o parçaya da zarar verebiliriz. Dikkatli bir şekilde 4 tane vidamız vardı. Bunları karşılıklı çaprazlama yöntemiyle evet, birini sıktık. Mütakiben de karşı çapraz kısmından sıkalım. Evet, burayı sıktık. Şimdi buradaki iki vidayı sıkmadan önce buradaki buton kısmına yani kadran kısmına dikkat edelim. Evet, dönüyor şu anda. Herhangi bir sıkıntısı yok. O zaman devam edebiliriz. Kastırabilirdi veya üst üste gelebilirdi. Evet, bu da tamam. Son olarak sonuncu vidayı taktıktan sonra da işlemlerimiz bitmiş olacaktır. Cihaz güzel, elektrikli ısıtıcı, gayet de basit bir cihaz. Makul fiyatlarda piyasada bulunabilecek olan bir cihazdır. Evet, şu anda işlemlerimizin bittiğini, mütakiben de deneme aşamasını bitirmiştik. Açıyoruz şimdi. Kablosu biraz kısa ama gayet de güzel. Uzatılabilir aslında. Şu an taktık ve açıyoruz. Arkadaşlar gayet de güzel üflüyor. Sıcak ikinci derecede. Sıcak birinci derece. Şu anda da soğuk üflüyor. Mütakiben de kapatma işlemimiz. Önemli olan hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Sökme işleminde kesinlikle ama kesinlikle arkadaki vida görünümlü yerlerden müdahale etmiyoruz. Şurayı özellikle göstermek istiyorum.
Ben daha önceden burayla alakalı küçük bir işlem yaptım. Farkında olmadan vidanın burada olduğunu düşünmüştüm. Acaba arkasında mıdır diyerekten. Buralarda vidamız yok. Şuradaki iki tane pervaneyi sabitleyecek olan, yani rezistansı, ısıtıcıyı sabitleyecek olan iç kısımdaki vidalarımız var. Bunları kesinlikle müdahale etmeyelim. Arka tarafı açmak için, yani iç kısmını açmak için burada dört tane vidamız var. Bu vidaları açtıktan sonra da içeri kısmına müdahale etmemiz mümkündür. Arkadaşlar, bu gibi videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız desteklerinizi esirgemeyin. Müteakiben kanalımıza abone olarak da beğenmelerinizi eksik etmeyin. Teşekkür ediyorum. İyi günler.